Rüzgarlı Tepe'nin yeni bölümlerini ve unutulmaz anlarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Kim bu kadın? Ne bu samimiyet? Berna. Efendim? Berna, eski iş ortağım. Zeynep. Halil, hiç değişmemişsin. Hala çok mütevazısın. Biz ona eski danışmanı desek daha doğru olur. Öyle mi? Zeynep ben de. Halil Bey'in yeni asistanıyım. Çok affedersiniz. Anneciğim. Zeynep, müştemilata gelebilir misin? Konuşmamız lazım. Daha sonra konuşsak, benim şu an önemli bir işim var da. Tamam ama mutlaka gel. Tamam anneciğim, tamam. Eğer işin çok önemliyse gidebilirsin. Yok. Benim işim burada olmak. Buyurun lütfen içeri geçin. Buyurun geçin oturun lütfen. Zeynep Hanım. Buyurun. Halil, sonunda kendine yakışan evi bulmuşsun. Nerede satın aldın burayı? Çok ani gelişti. Çok güzelmiş. Yaptıran kişi gerçekten çok zevkliymiş. Öyleydi. Yani dedem yaptırmıştı. Aa, nasıl yani? Çok uzun bir mesele bu. Uzun bir hikaye. Ben anlatırım sana sonra. Ne alırdınız? Bakalım hatırlıyor musun? İki sade Türk kahvesi. Berna Hanım için yanında soda olsun. Bir de orta şekerli Türk kahvesi. Zeynep Hanım için. Benimkini de unutmamış. Sağ olsun. Soda, doğru değil mi? Bazı şeyler hiç değişmiyor. Bazı şeyler de çok değişiyor. Ercüment Bey, o gelmeyecek mi yemeğe? Canım, ben Ercüment Bey'in danışmanıyım. Telaşa gerek yok. Neye telaş edeceğim ki? Vallahi Alper'ciğim, sen kandırıyorsun bence beni. Vallahi doğru söylüyorum. Aa. Allah'ım. Böyle güzel bir koku dünyada tek bir kadın daha var. Sürpriz. Ben mi? Hem de ne güzel bir sürpriz. Hoş geldin. Alacağın olsun Halil. Berna'yı nasıl saklarsın bizden? Evet Halil, neden söylemedin? Ama asıl fırçayı teyzemden yiyeceksin sen. Gözdesi gelmiş, haberi yok. Ama sana da aşk olsun Berna'cığım. Geleceğini bilsem hazırlık falan yapardım. Ne hazırlığı? Yabancı mıyım ben? Hayırdır? Hangi rüzgar attı seni buraya?
Halil'le yeni işe başladık. Oo, artık buradasın demek. Peki bu bir tesadüf mü? Yoksa planlı mı? Eğlence başlasın. Halil'le yeni iş. Biraz demin olursa sevinirim. Oldu canım. Ha, kibarlık olsun diye sordum, hemen atladı ya. Senin hatan Zeynep. Aferin Zeynep, aferin. Neden yalnız bıraktın beni? Berna Hanım'la baş başa konuşmak istersiniz diye düşündüm ben. İyi de bizim senden gizlimiz saklımız yok ki. Teşekkür ederim. Ama ben senin sadece asistanınım. Berna Hanım'sa arkadaşın. Hayır. Sen benim... Arkadaşın da değilim ama. Değil mi? Bir farkına varsan çok daha fazlası olduğunu. Nereden baktığına göre değişir. Bizim seninle iyi veya kötü birçok anımız var. Yaşanmışlığımız var. Haklısın. Ama hep bir kavgayla, telaşla. Hiçbir zaman durup konuşmaya, derdimizi paylaşmaya, küçük şeylere gülmeye fırsatımız olmadı ki bizim. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Haksız mıyım? Arkadaş olsaydık hakkında daha çok şey biliyor olurdum. Az önce siz salonda konuşurken ben fark ettim ki seni kimin üzdüğünü, neyin mutlu ettiğini bile bilmiyorum ben. Halil'le Berna'nın yakınlığı benim de dikkatimi çekmişti. Aralarında gerçekten çok kıymetli bir bağ var. Özellikle de geçmişini hiç bilmiyorum. Bana karşı o kadar gizemlisin ki. Tamam, aramızdaki bir duvarı yıktık ama hala aşamadığımız bir şey var. Anlatacağım ama biraz zaman. Senin için. Haksız değilim, değil mi? Neyse ya. Ben gidip Berna Hanım'ın demli çayını getireyim. Sen. Evet, ben... Senin bu evdeki görevin hizmet etmek değil. Bana yol göstermek, eşlik etmek. Bırak çayı Asu yapsın. Zeynep, senin bendeki yerin artık çok başka. Peki, ben Asu'ya söylerim. Söyle. Hadi teyze. Zeynep'ciğim, benim sol yanım boş. İstersen buraya gel. Thank you.
Ne güzel oldu ya. Herkes bir arada. İyi ki geldin Berna. Değil mi Aylin? Öyle. Bu kadar özlendiğimi bilsem daha önce gelirdim. Halil, inanmıyorum. En sevdiğim salata. Unutmamışsın. Halil değer verdiği insanların sevdiği şeyleri hiç unutmaz. Ay vallahi dayanamayacağım. Çorbadan önce alacağım. Ben buradayken size düşmez. Lütfen hallederim. Yeterli mi? Afiyet olsun. Otellerin sıkıcı restoranlarından sonra bu sofra çok güzel geldi. Her şeyi güzelleştiren samimiyet tabii. Tatlım, çay mı istersin kahve mi? Ben bir şey içmeyeyim. Misafirlikte bir yere kadar. Ben birazdan kalksam, toplantıyı yarın devam etsek olur mu? Olur, olur. Siz bilirsiniz. Ama biz çalışırız. Yarınki toplantıya daha iyi hazırlanalım ki Berna Hanım'ı sıkmayalım. Aa, ne zamandır görüşmüyoruz? Herhalde seni soğuk otel odalarına bırakacağımızı düşünmüyorsun, değil mi? Cemil'i göndertip aldırırız bavullarını, değil mi Halil? Tabii, tabii. Her zaman. Size zahmet vermeyeyim. Ne zahmeti Berna? Burası senin evin sayılır. Senin evin. Patronunu kızdırma Berna. Tepesi atarsa hepimizi kovar vallahi. Ona göre. Peki peki. Bugünlük burada kalayım o zaman. Sen de hazırmışsın. Canım benim. Bir ömür kal, ev senin.